yaşma gitsek, top zünüp yaşma gitsek. Şu benim deli gönlüm yâre kavuşma gitsek. Sahneye davet ediyorum. Fethiye'nin üç yanı yaylalarla çevrili, Fethiye'nin üç yanı yaylalarla çevrili. Yazın yaylaya göçer beş kaza yörükleri, yazın yaylaya göçer beş kaza yörükleri. Tıngır elek şıngır saç, eli hamur karnı aç. Gelin yollara düşmüş, taşa çık yalın ayak. Şıngır elek şıngır saç, eli hamur karnı aç. Gelin yollara düşmüş, taşa çık yalın ayak. İlk olarak dernek başkanımız Mustafa Şahin'i bir alkışlayalım mı buraya konuşması için? Sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın kaymakamım, sayın genel başkanım, sayın belediye başkanı arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok değerli dernek mensubu arkadaşlarım, uzaktan yakından gelerek şölenimize renk katan federasyon başkanları, dernek başkanları, il beyleri, değerli misafirlerimiz, sevgili yörük kardeşlerim, derneğimizce organize edilen ve bizleri bir araya getiren ve dayanışmanın ve kaynaşmanın en güzel ortamını oluşturan Banaz 4. Yörük Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. O güzel alkışlarınıza Yörük Bey'imiz Mehmet Oğuz Bey'i buraya davet ediyorum. Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü: arkadaşlar, gidin Toros Dağları'nda bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı var ise, duman tutuyor ise, şunu iyi bilin, dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemeyecektir. Toroslar Yörük Türk Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Küçükyaman'ı alkışlıyoruz hep beraber şu anda. Başı dağlar kadar dik, gönlü yaylalarımız kadar geniş, yüreği rüzgar gibi hafif olan, haksızlığa karşı boran, hakkın karşısında ram olan Yörükler Türkmenler. Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu olarak hepinizi selamlıyorum. Bizler Kıl Çadır'dan, Kara Çadır'dan bir imparatorluk kurmuş, dünyada hiçbir millete nasip olmayacak kadar hüküm sürmüş, adaletin ve hoşgörünün timsali olmuş. Sonra da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bir milletin bugünkü mensuplarıyız. Bu vatanı kurana, kurtarana ve de savunana her an minnet borçlu olduğumuzun bilincinde olarak bu vatan için her türlü hizmeti bir Efe, bir Zeybek, bir Yörük olarak yapmaya hazırız. Antalya Türkmen Dernekleri Başkanı Abdullah Duman Bey'i buraya alıyorum. Atilla'nın, Kürşat'ın, Oğuz'un torunuyum. Fatihlerin gururu, Atatürk'ün onuruyum. Şanın, şerefin dünü, bugünü, yarınıyım. Tarihler beni tanır, tarihi ben doldurdum. Şanımızın, şerefimizin dünü, bugünü, yarınları. Selam sizlere, şöleniniz kutlu olsun. Sayın Valim, muhterem Türkiye Yörük Bey'i, Sayın Mustafa Özbek Beyefendi, Türklüğün temel yapı taşları, sizlere Antalya'dan, Toroslar'dan selam getirdim. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Tekrar şöleniniz kutlu olsun. Banaz Belediye Başkanımızı davet ediyorum şu anda. Yurdumuzun çeşitli yörelerinden bu şenliğimizi onurlandıran çok değerli misafirler, değerli
Kızılhisar halkı, Baraz'ın yiğit ve cesur insanları, değerli hemşerilerim, bu şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Şenlikler, festivaller bir ülkenin, bir ulusun folklorik, kültürel, tarihi özelliklerinden biridir. Bugün bu Uzeyir Yaylası'nda, bu güzel coğrafyada, bu güzel yeşillikler arasında dördüncüsünü yapmış olduğumuz Banaz 4. Yörük Şöne için toplanmış bulunmaktayız. Sizler onu Avrasya Televizyonu'ndan tanıyorsunuz. Her zaman bizleri duyuruyor, bizim sesimiz oluyor ama aslen kendisi Antalya Fethiye Yörükler Dernek Başkanı Ramazan Kıvrak diyorum, onu davet ediyorum sizin hep beraber. Alkışlarınızı alıyorum. Türk yurdu, Yörük yurdu Banazlar. Bu Uzeyir Yaylası'nda çok dostlarınız var. Sizlerle beraber olmak üzere. Bayrağını, vatanını, milletini seven Banazlar. Şimdi söylüyorum. Türk dünyasının yeni umudu. 300 aşkın Yörük Türkmen Derneği'nin ve 11 federasyonun bağlı olduğu Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbek geliyor. Alkışlıyoruz liderimizi. Yörüklerin, Türkmenlerin lideri. Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Türkiye Türkmen Beyi Mustafa Özbek. Osmanlı kuruldu 1299-1300'lerde. 1500'lere kadar Osmanlı'yı kuranlar ve ondan sonra gelenler, yani Türkler 200 sene kazandılar. Ondan sonra 400 sene devşirmeler, 200 senelik birikimi harcadılar. Ve Osmanlı battı. Bir Yörük çocuğu, büyük Atatürk çıktı. Etrafına topladığı Yörük Türkmen ve Türk halkıyla İstiklal Savaşı'nı yaptı. Savaşı kazandı. Söze konu vatansa geri tarafı teferruat dedi. Vatanı kurtarmak, egemenliğimizi, hürriyetimizi, bağımsızlığımızı, namusumuzu, haysiyetimizi teminat altına alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. 15 yıl yönetti, 1923-1938. Ülkenin yönetimine talip olacak ekip ve kadroyu Yörük ve Türkmenler hazırlamalıdır. Bunu yapamazsak sadece buralarda şenlik yaparız, sadece örfümüzü, adetimizi belli bir müddet daha koruruz. Ama iktidara talip olmazsanız belli bir müddet sonra buraları da size müsaade etmeyeceklerdir. Gelen tavır odur. Bu yaylalara hakim olmak için, ülkemize hakim olmak için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tutmak için, Irak'ın kuzeyinde Türkmenleri İki aşirete boğdurmamak için iktidara talip olmanız lazım. Bu coğrafyanın hamisi Türklerdir, Türkiye'dir. Bizim kimseden emir alacak, ne emperyalist Amerika'dan, ne emperyalist Avrupa'dan emir alacak durumumuz yok. Bu coğrafyada değerli Yörükler, alın Anadolu'dan Çin'in Urumçisi'ne kadar 350 milyon Türklük dünyası var. Türklük dünyasına sırtını dönüp Avrupa'nın önünde diş çökenlerle bir yere gidemeyiz. 21. yüzyılın ekonomik kalbi Avrasya coğrafyasıdır. O coğrafya bizim coğrafyamızdır. Hem vatanımıza hem Avrasya 350 milyonluk Türklük dünyasıyla ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerimizi geliştirip Batı Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni önümüzde diz söktürmek Türklerin boynuna borç olsun. Bu şenliğinizin yüzyıllarca dünya durdukça Türkiye'de Yörük Türkmen şenliklerinin devam etmesini bizi yaratan Yüce Tanrı'dan diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun.
Onlara da bir alkış gönderelim hep beraber. O güzel alkışlarınızı yine Kaymakam Bey için alıyorum. Hep beraber alkışlıyoruz. Sayın Valim, uzaktan yakından ilçemize teşrif eden değerli misafirler, çok kıymetli Banazlılar, Kızılhisarlılar, Yörük obaları, analar, bacılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlçemizin bu güzel yaylasında dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Yörük Şöleni'nde sizleri ağırlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanımızı, Türk insanını mutlu bir şekilde birlik beraberlik içinde böyle görmek bizleri gururlandırıyor, sevindiriyor. O Yörük Ali Efe'nin torunu, bizden biri, adı üstünde Yörük Ali Efe'nin torunu Sayın Valimiz Kayhan Kavas'ı buraya davet ediyorum konuşmaları için. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, ihmal edilmemelidir ki, unutulmamalıdır ki, bir milleti var eden köklerine, geleneklerine bağlılığı, onu tanıması ve bilmesidir. Türk toplumu da kendi özünü, kendi geleneğini, kendi görenini eğer iyi tanır, ona eğer iyi sahip çıkarsa, bu aynı zamanda bugünlere ve yarınlara da sahip çıkmak demektir. Bu tutkal bizim en büyük kazancımız, en büyük servetimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bu güzel gününü bir kez daha yürekten ve gönülden kutluyorum. Sözlerime son verirken bir şey söyleyeceğim. Şimdi yanımda kızım var. O büyük dedesi Yörük Ali Efe ile ilgili Ziya Gökalp'in yazdığı bir şiiri okuyacak. Şimdi mikrofonu ona vereceğim. Hepinize en içten dileklerimi selamlıyorum. Sağ olun. Ey Yörük Ali, sen bir kahramansın. Güneşin dudağı alnından öper. 25 yaşında genç bir aslansın. Başeğer önünde dağlar, tepeler. İzmir'e girerken Yunan askeri, çobandın, elinden kavala attın. Düşmandan vurarak pek çok neferi, tatlı şarabına zehirler kattın. Tunç'tan ayakların iki hisarda, her kıta üstünde bir elin olsun. Göstersin daimdir Türk bu diyarda, Boğaz'da dev kadar heykelin olsun. Teşekkür ederim. Muğla'lı sanatçı Enver Çatal ve ekip Yörükçe şu an sizler için yine çalmaya devam edecek. Al basmadan yün döşek,
döşek, al basmadan yün döşek. Geçme gelin buradan, geçme güzel buradan. Senin yayların gevşek, senin yayların gevşek. Baş gedikli yeyal varsa acabalı verim ola hırımı. Acabalı verim ola hırımı. Kepeneğim keçedendir, düğmelerim eşedendir. Çarığımı oldu yırtık, acım çakır dikendendir. Kepeneğim keçedendir, düğmelerim eşedendir. Çarığımı altı yırtık, acım çakır dikendendir. Para beni aşamadım dumandan, haber aldım ale gözü yarimden. Haber aldım ale gözü yarimden. Yolculara tına bendi acaplarım ola kararmadan. Varım ola havalar kararmadan. Kepeneğim keçeden düğmelerim eşelendir. Çarılımın altı yıldır, acım çakır dikendendir. Kirmilcik'ten keder yaylanın yolu, benim sevdiceğim yaylanın gülü. Çıkma gelin yaylaya da yaz deli, ay gelin. Saçları